Kanal 23 ekranlarına, paragraf programına hoş geldiniz sayın seyirciler. Her hafta çarşamba günleri saatler 21'i gösterdiğinde bizler sizlerle birlikte olmayı sürdürüyoruz. Bugün yine önemli ve özel bir konuğumuz var. Bu hafta paragrafı Elazığ'ın tarım ve hayvancılığı üzerine oluşturacağız. Konuğumuz elbette ki Tarım ve Orman İl Müdürü Sayın Turan Karahan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Elif Hanım. Sayın Müdürüm, şimdi biliyoruz ki Elazığ evvelden beri gerek ilkel tarım metodları gerek sonrasında modern tarımla birlikte önemli bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip. Özellikle son yıllarda hele ki pandemiyle birlikte aslında yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha hep birlikte yaşadık. Şu an için Elazığ'da tarım ve hayvancılık potansiyelimiz nedir? Dün neredeydik? Bugün neredeyiz? Bakanlık ve dolayısıyla müdürlük olarak yarın nerede olacağız? Şimdi tabii öncelikle şu anda Kanal 23 ekranları başında bizleri izleyen bütün hemşerilerimizi sözlerimin başında şahsım ve müdürlüğüm adına saygıyla, muhabbetle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Özellikle son dönemlerde, son 2 yıldır bizim tarihi kökenimizin yeşerdiği yer olan Harput'ta yapılan kazılar neticesinde Elazığ'taki tarihi dokunun ne kadar geçmişe dayalı olduğunu, derin olduğunu peyderpey daha yeni yeni öğrenebiliyoruz. Ve bu kazılardan tarımsal manadaki tohumlu kalıntıları ve benzeri, yani o bölgede tarımsal faaliyetin yapıldığına dair birçok kalıntı da beraberinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor ki bütün Türkiye'de özellikle Mezopotamya dediğimiz insanlığın başlangıç noktası olan hilalin içerisinde tarımsal faaliyetin çok eski tarihlere dayandığı, Elazığ ilinde de hakeza bu şekilde bir tarihi geçmişinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki bu şeyde kullanılan alet ekipmanlar, işte tarımsal kapasiteler, alternatif ürünler ve benzeri noktalarda sürekli gelişerek, değişerek ve yeni farklılıklar ortaya çıkarak bunlar devam ettiriliyor. Elazığ'ın tarımsal potansiyeline baktığımız zaman aslında özellikle TRB1 bölgesi dediğimiz Malatya, Tunceli, Bingöl, Elazığ üçgeninde Elazığ ili bu illere göre çok ileri seviyede, çok ciddi potansiyele ve kapasiteye sahip olan bir ilimiz. Türkiye geneline baktığımızda yine birazdan tabii detaylı olarak konuşacağız. Birçok üründe aslında Türkiye'de sayılı iller, hatta bazı noktalarda ilk sıralarda yer alan bir il durumundayız. Bizim 286 bin hektar civarında bir işlenebilir tarım arazimiz var. Hı hı. 225 bin hektar civarında özellikle hayvancılığın altyapısını oluşturan mera varlığımız var. Yine orman varlığımız bu noktada belirli bir kapasitede. Tabii ki bu potansiyelin şu anda biz %11 civarındaki bir kısmını devlet eliyle sulayabiliyoruz. Biliyorsunuz ki tarımdaki katma değerin yüksek olması, verimliliğin yüksek olması ve yeni alternatif ürünlerden bahsedilebilmesinin temel kaynağı suya dayanıyor. Evet. İnşallah önümüzdeki süreçlerde şu anda hızla takip edilen hem siyasilerimizin, milletvekillerimizin, teşkilatlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının ve bizim gibi bu alanla iştigal eden tüm kamu kurumlarının ortak girişimiyle ben inanıyorum ki yakın zamanda bu sulanabilir olan alanlar da yapılan yeni projelerle suya kavuştuğunda Elazığ ilindeki bu tarımsal potansiyelini çok daha yüksek seviyelere taşıyabileceğiz. Dolayısıyla bu potansiyeli tabii ki şöyle bir şey vardır. Biraz önce dediğim gibi rakam işte 286 bin hektar tarım arazimiz var. Bizim bu dakikadan sonra 286 bini 300 bin hektara çıkarma gibi bir şansımız yok. Çünkü var olan arazi bellidir. İşte biz burada ne yapacağız? Bu mevcut olan alandan daha kaliteli, verimi daha yüksek olan ürün ve ürün çeşitleriyle, materyalleriyle yol yürüyeceğiz ki bunu daha da geliştirebilirim. Bunu bir örnekle pekiştirecek olursak, 20 yıl önce aynı tarlada, aynı teknik işlemler yapılarak yetiştirilen bir buğdaydan vatandaşımız, yani çiftçimiz 150-200 kilogram civarında bir verim alıyordu. Ancak şu anda özellikle bakanlığımızın bağlı ve ilgili tarımsal araştırma enstitüleri, üniversitelerimizin ortak geliştirmiş olduğu yeni çeşitlerle aynı tarlada
ve aynı teknik yetiştiricilik uygulamalarıyla 600-700 kilogram verim alıyoruz. Yani 3-4 katı aynı alandan daha fazla verim alıyoruz. Bu yeterli midir? Değil. Çünkü gelişmiş ülkelere baktığımız zaman bu verim potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. Bizler de elimizdeki materyali ıslah araştırmalarında, çalışmalarında kullanarak bu verimi daha da arttırmaya yönelik çalışmalar zaten bu konuda ARGE çalışması yapan bilim insanlarımız tarafından sürekli devam ettiriliyor ve her geçen gün yeni kaliteli ve daha verimli çeşitler piyasaya sunuluyor. Bizler ne yapıyoruz mesela? Son 3 yıldır bunu yapıyoruz ve analizlerini de gerçekleştiriyoruz. Bu yılda ekimlerimizi yaptık. Üniversitemizin tahım merkezi var. Orada üniversitemizde işbirliği içerisinde 14 çeşit arpa, 16 çeşit ekmeklik, 8 çeşit makarnalık yeni geliştirilen çeşitlerin Elazığ ilimize olan adaptasyonlarını ölçmek için demonstrasyon çalışması yapıyoruz. Yani aynı zamanda alternatif ürün çeşidini tabii hepsini oluyoruz. Elif Hanım, hepsini yan yana aynı koşullarda yetiştiriyoruz ve onlar şimdi hasat dönemi geldiğinde hangisinin öne çıktığını, hangisinin veriminin fazla olduğunu, hangisinin başak yapısının daha iyi olduğu, hangisinin boyunun işte Elazığ ilimize uygun olduğu, makinalı hasada uygun olduğunun birçok kriter, parametre yönünden bunların değerlendirmesini yapıyoruz ve sonuçta çiftçimize şunu diyoruz. Diyoruz ki bakın, ha bir yıl bunun için yeterli değil. O yüzden dedim ya, biz iki yıl yapmışız. Şu anda üçüncü yılını yaptık. Bu üç yıllık analizlerin ortalamasından yola çıkarak üreticiye diyoruz ki, değerli üreticimiz, sen buğday üretiyorsun, sen arpa üretiyorsun. Birim alandan daha fazla verim alabilmen için 3 yıllık yapmış olduğumuz bu çalışma neticesinde A çeşidi Elazığ ilinin iklim ve toprak yapısına en uygun çeşittir. Dolayısıyla bu çeşidi ekersen daha fazla verim alırsın. Peki burada mı bırakıyoruz? Burada bırakmıyoruz. Bu sefer A çeşidinin tohumluğunu bakanlığımızın son dönemde özellikle tohumculuğa çok ciddi destekler sunduk. %75 hibeyle vermiş olduğumuz tohumluk desteğinde A çeşidini getiriyoruz. Onun tohumluğunu vatandaşa dağıtıyoruz ki A çeşidinin bölgedeki yaygınlığını biraz daha arttıralım. Yani buna benzer çalışmalarla sahip olduğumuz potansiyeli daha ileri bir noktaya taşımak için bütün paydaş kurum ve ekip arkadaşlarımızla birlikte bunları yapma gayreti içerisindeyiz. Peki efendim, şimdi biraz önce dediniz ki işte yaptığımız çalışmalarla iklime, toprak yapısına en uygun ve en verimli ürün neyse ona doğru üreticimizi yönlendiriyoruz. Şimdi özellikle son yıllarda işte dünyadaki küresel ısınmayla birlikte iklim değişiklikleri, kuraklık, onu da konuşacağız. Bu ve benzeri etkenler tarımsal üretimin ve verimliliğin de düşmesine, zaman zaman çıkmasına da neden oluyor. Şimdi özellikle son yıllarda bu alternatif ürünlerle birlikte ki Elazığ'ın üç tarafının sularla çevrili olması, geçmiş yıllara oranla Elazığ'daki iklimin ne kadar da soğuktan ılımana doğru gittiğini biliyoruz. Bu açıdan tırnak içinde söylüyorum, konuyu netleştirmek adına iklim değişikliğinin ürün çeşitliliğinin artması üzerinde bir etkisi mi var? Yoksa var olan çeşitliliğinin azalması yönünde mi bir etkisi var? Olumlu mudur, olumsuz mudur bu? Yani şöyle, bir sefer işte bütün dünyada şu anda bu tartışılıyor. İşte son yapılan G20 zirvesinde yine en önemli konu buydu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yine bu tartışıldı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bu uluslararası çalışmalarda en önemli rolü oynayan ülkelerden birisi olarak bu çalışmaların içindeki yaklaşık işte bir hafta 10 gün önce biliyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildi. Bu aslında çok önemlidir. Yani bazıları bunu işte bakanlık isminin değişimi olarak görebilir ama böyle değil. Bunun temelinde gerçekten ülkemizin bu konuya verdiği ehemmiyetin önemi yatıyor. Dolayısıyla buradan da yola çıktığımızda küresel ısınma bilim insanları tarafından uzun süredir dinlendirilen ve tüm ülkeleri bu noktada kesinlikle olumlu etkilemeyeceği, olumsuz manada hem ürün bazında sizin sorduğunuz soruya gelirsek hem de genelde yaşamsal anlamda sosyal ve kültürel etkileri de dahil olmak üzere olumsuz etkilediğini hepimiz biliyoruz ki o yüzden
uluslararası güçler şimdi bununla mücadelenin yollarını aramaya ve burada ülkelerin görev ve sorumluluklarını belirleyerek nasıl mücadele edeceğimizin çalışmalarını yapıyorlar. Dolayısıyla burada küresel ısınmayla birlikte malumunuz işte geçen sene, inşallah bu yıl yaşanmaz, son 3-5 gündür iyi bir yağmur alıyoruz. Şükürler ve buna da olsun. Çok ciddi manada seviniyoruz. İnşallah devam eder. Geçen sene Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Elazığ ilinde de bu küresel ısınmadan kaynaklı aslında ciddi bir kuraklık yaşadı. Yani biz bazı aylarda 72 milimetre yağış aldığımız aylarda 0 milimetre, yani hiç yağış alamadığımız aylar oldu. Özellikle hububat açısından tohumun kendini doldurduğu, yani bizim dolum dönemi dediğimiz asıl verimin ortaya çıktığı ve o dönemde bitkinin suya ihtiyaç olduğu dönemdir en fazla. O dönemde yağış olmadığı için bitki kendini dolduramadı. Dolayısıyla verim de alamadık. Birçok alanda hasat bile gerçekleştiremedik. O yönüyle bunun etkisi maalesef olumsuz oluyor. Tabii çeşit geliştirmeye mi yoksa daraltmaya mı doğru gittiğine baktığımızda burada aslında var olan çeşitlerin biraz önce konuştuğumuz çeşit demonstrasyon çalışmalarında bizim dikkat ettiğimiz en önemli kriterlerden birisi bu çeşitler içerisinde kuraklığa en dayanıklı olan çeşit hangisidir onu da tespit ediyoruz. Dolayısıyla aynı şartlarda biz kuraklığa dayanıklı bir çeşidi burada yetiştirdiğimiz zaman diğer çeşitlere göre daha fazla verim alma imkanımız var. Çalışmalarımız da o yönde biz şu anda devam ettiriyoruz. Dolayısıyla yeni çeşitlerin piyasaya çıkmasına, alternatif ürünlerin özellikle de kıraç şartlarda, yani kurağa dayanıklı şartlarda yetişebilecek olan ürünlerin piyasaya sunulması hususunda çalışmalar yürütüyoruz. Örneğin Elazığ'da biz son dönemde tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğini çok önemsiyoruz ve bu noktada ciddi çalışmalar yürütüyoruz. 15 gün öncesinde de Kovancılar ilçemizin bir köyünde biz safran bitkisinin hasadını gerçekleştirdik. Aslında bundan 2 yıl önce birilerine biz deseydik ki biz Elazığ'da işte safran bitkisi, çünkü safran biliyorsunuz dünyanın en değerli pahalı bitkisidir. Evet. Yani gram olarak piyasaya sunuluyor. Dolayısıyla deseydik herkes derdi ya hadi oradan işte Elazığ'da safranın ne işi var, ama bunları deneyerek 3 yıldır bunu deniyoruz. Geçen işte 10 gün önce hasadını yaptık ama bunun geçmişinde 3 yıllık bir demonstrasyon çalışmamız var. Allah'a çok şükür çok güzel bir verim elde ettik. Şimdi ne yaptık? Hemen onunla ilgili bir proje hazırladık, bakanlığımıza sunduk. Allah'a çok şükür bakanlığımızda 2 tane bakan yardımcımız var. Onların da destekleriyle bu projelerin birçoğuna bütçe ayrılıyor. Şimdi gelecek, biz bu sefer bir çiftçide denediğimiz o bitkiyi belki 20-30 çiftçiye yaygınlaştıracağız ve Elazığ'da bunun piyasasını oluşturacağız. Yine lavantayla ilgili ilimiz inşallah hayata bu sonbahardaki dikimle birlikte hayata geçecek olan geniş kapsamlı 3-5 proje ile birlikte artık lavantada da isminden söz ettirecek bir il olacak. Salep biliyorsunuz yine çok değerli, çok pahalı bir bitki. Evet. Onunla ilgili demonstrasyon çalışmalarımız sonuçlandı. Özellikle Arıcak ilçemiz ve Erimli bir de Maden bölgesinde, Bermaz Ovası'nda bu salep yetiştiriciliği ile alakalı projemiz bakanlık tarafından onaylanıyor. Orada belirli sayıda çiftçiyle bunu yürüteceğiz. Yani hülasası şu, bu biz küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkacak iklimin olumsuz etkileri, kuraklık bunların başında geliyor. Bunların etkisini azaltmak için üreticinin alternatif ürün dediğimiz, yani daha farklı, katma değeri yüksek, aile ekonomisine daha fazla katkı getirecek bitki desenleriyle biz buluşturmak zorundayız. Eğer biz şimdiden bu tedbirlerimizi alamazsak önümüzdeki süreçte boşluğa düşeriz. Çiftçi boşluğa düştü mü? Çiftçiliğin şöyle bir sıkıntısı var. Ben çiftçi ve özellikle de hayvancılıkla uğraşan vatandaşların aslında nesli tükenen insanlar olduğunu ben her zaman ifade ediyorum. O yüzden bizim el birliğiyle bunlara sahip çıkmamız lazım. Niye? Üretici kuraklıktan ya da farklı bir sebepten dolayı üretimden vazgeçtiği andan itibaren sizin tekrar metropollere yerleşmiş olan üreticiyi götürüp o kırsalda, o köyde üretimle iştigal ettirmesini sağlamanız çok kolay olmuyor. O yönüyle biz üretici oradan çıkmadan ona alternatif sunacağız ki
üretici orayı terk etmesin. Şu anda bütün çabamız, gayretimiz ve üretimin sürekliliğinin devamı tabii, için de çok önemli tabii. Bu çalışmalar. Bunlar işte küresel ısınma, kuraklık bizi biraz da burada zorunlu hale getiriyor. Hı hı. Çünkü verileri okuyabiliyoruz. Yani bu yıl kuraklık yaşanıyor. İşte iklim verilerine bakıyorsunuz. Aslında bu kuraklığın etkisinin uzun yıllar devam edeceği net bir şekilde görülebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla inşallah biz de buradaki mücadelemizi kazanırız diye inşallah düşünüyoruz. Peki efendim, hazır bunlardan konuşuyorken şimdi bir dönem işte tabii toprağın da belirli bir minerali var. Bitkilerden toprağa geçen, topraktan bitkiye geçen, hani hep şey denirdi işte bir yıl ekim, bir yıl nadas. Sonra dendi ki hayır, işte nadassa değil de topraktaki hangi mineral eksilmişse o minerali tamamlayıcı ürünler var, onların ekimi yapılsın. İşte erozyonun önüne geçebilmek için eğime doğru değil, eğime dik sürülmeniz gerekiyor dendi. Anız yakmayın deniliyor ama hala anız yakıyoruz ve bu bazen çok büyük yangınlara bile sebebiyet veriyor ve doğal hayatı da olumsuz maalesef etkiliyor. Mesela modern teknikler artık kullanılıyor tarımda da. Hala nadas var mı? Yapılmalı mı? Yoksa toprağın mineralini güncelleyen, yenileyen bitkiler mi ekilmeli? Şimdi şöyle, aslında nadas dediğimiz topraktaki o bitki besin elementlerinin biriktirilmesinden ziyade biraz önce konuştuğumuz suyla ilintili bir şeydir. Hı hı. Yani kurak şartlarda su yağış rejiminin düşük olduğu yerlerde siz her yıl üst üste bitki ektiğiniz zaman maalesef oradan istediğiniz verimi alamıyorsunuz. O yüzden hı hı tarımda olmazsa olmazımız sudur. Su. Çünkü biz hı hı mesela Elazığ iklimi olarak biz karasal bir iklimdeyiz. Yani biz bir Karadeniz gibi, bir Akdeniz, bir Ege gibi sürekli yağış alan, yağış hı hı rejiminin çok yüksek olduğu bir il değiliz. Dolayısıyla bu bir realitedir. Yani bizim hı hı bunu değiştirme gibi bir şansımız yok. Ancak biz burada sahip olduğumuz su kaynaklarını toprakla buluşturarak bunu telafi edebiliriz. Dolayısıyla o projelerde inşallah yakın zamanda ben inanıyorum ki devletimizin ve hükümetimizin bu kadar güçlü olduğu bir dönemde hayata geçecek ve üreticimiz bu suyla buluşacak, değerli ürünler üretecek. Dolayısıyla nadasın şeyi o aslında, ancak bizim nadası daha önceki dönemlerde, bak Elazığ'da nadas oranını biz hemen hemen sıfır denecek düzeye indirdik. Neyle yaptık bunu? Aslında dediğiniz formülle yaptık. Münavebe dediğimiz nöbetleşe ekim sistemiyle yaptık. Bu nasıl oluyor? Her bitkinin topraktan aldığı bitki besin elementi farklıdır. Hı hı. Domatesin ayrıdır, biberin ayrıdır, şeker pancarının ayrıdır, mısırın ayrıdır. Dolayısıyla bunun da bilimsel çalışmaları zaten yapılmış. Yani hangi ürün hangisiyle münavebe gireceği tamamen tespit edilmiş. Biz de üreticilerimize nadas yerine, arazinin boş bırakılması yerine nöbetli bu şey, ikili, üçlü ya da dörtlü münavebe sistemlerinden birini uygulamasına yönelik sürekli eğitim çalışmalarıyla, köy toplantılarıyla, işte çiftçi ziyaretleriyle bunu dillendiriyoruz ve hı hı çok şükür bunda güzel bir başarı elde ettik. Anız kısmına gelelim. İnanın ki geçen sene itibariyle Elazığ'da yapılan anız yakma işlemi bir elin beş parmağını geçmezdi. Niye? Bir, eğitimle bunu açtık. İki, bakanlık olarak anız yakmalarına yönelik cezai işlemleri biz uyguladık. Yani anız, çünkü anız topraktaki bütün, anız yakması topraktaki bütün mikroorganizmayı öldüren ve bir sonraki yıla ektiğiniz bitkiye şey bırakmayan bir sistemdir. Dolayısıyla bunu anlattığınız zaman çiftçi de bunu anlıyor ve ona göre uyguluyor. Bundan sonraki süreçte de inşallah bununla karşılaşmayacağız. Bir de ne yaptık biz? Elazığ'da ilk defa 2 yıldır getirdiğimiz ve bizim uhdemizde olan, çiftçiye kullandırdığımız anıza doğrudan ekim makinası getirdik. Şimdi bir çiftçi arpayı hasat ettikten sonra ikinci ürün mısır ekiyorsa en az 3-4 sefer o toprağı işlemek zorundadır. Yine hı hı sizin söyleminize geliyorum. Sizin her toprağı işlemeniz aslında toprağa fayda yerine zarar veriyor. Ne yapıyor? Bizim agregat yapı dediğimiz, yani tanecikleri büyük olan, suyu besin maddesinde uhdesinde tutan toprak taneciklerini biz teksel yapıya getiriyoruz. Yani ufalatıyoruz. Hı hı. Ufalatınca o toprak su tutamıyor. Bitki besin elementi tutamıyor ve orada yetiştirdiğiniz bitkiden
istediğiniz verimi alamıyorsunuz. Hı hı. O yüzden biz böyle bir makine getirdik. Hiç toprak işlemeden arpa hasat edildikten sonra o makinayla biz direkt mısırı ekiyoruz. Hı hı. Bakın. Bu ne yaptı bizde? Hem toprağın yapısını bozmamızı önledi. Bundan daha önemlisi 4 sefer yapılan bir işlemede çiftçinin o yaktığı mazot, işçilik şu bu hepsi çiftçinin cebinde kaldı. Bu desteği ekonomik, yani her isteyen üreticiye sağlıyorsunuz. Makina bizde, makina bizde ücretsiz bir şekilde kullanmak isteyen çiftçi geliyor, traktörüyle birlikte makinayı kampüsümüzden alıyor. Bir gün, iki gün artık işi ne kadar sürüyorsa götürüp makinayı kullanıyor, tekrar getirip yerine bırakıyor. Sonra diğer çiftçi getiriyor, alıp götürüyor. Dolayısıyla bu tarz şeyleri de sunuyoruz. Bir de bir ilk şeyde söylediğim, çiftçilerimize özellikle hem verimi yüksek, hastalık ve zararlara dayanıklı, kalitesi yüksek, kuraklığa dayanıklı buğday, arpa, nohut, mercimek çeşitlerini dağıtıyoruz ki en azından üretici bunun yaygınlaşmasını da sağlasın ve bundan sonraki süreçte meydana gelecek kuraklık ve benzeri etkilerden bunlar şey yapmasın. Erozyonla ilgili kısmında yani tebrik ediyorum gerçekten, şey olarak da tespit de güzel. Bunu biz üreticiyle paylaşıyoruz. Şimdi eğimli olan bir alanda siz sürümü eğime paralel bir şekilde yaptığınız zaman yağan yağmur ya da herhangi bir rüzgarda sizin verimli topraklarınızın oradan uzaklaşmasına sebebiyet. Ancak siz bunu buna dik yaptığınızda her toprak parçası kendi kanalında kalacak. Taraçasını aşmayacak. Dolayısıyla hiçbir yere gitmeyecek. O yüzden bu bilinçli tarım tekniklerini biz üretici olarak uygulamak durumundayız. Bunu yapmadığımızda atalarımızdan bize kalan değil, geleceğimize bırakacağımız miras olan toprağı biz kaybetmiş olacağız. Evet. Bir de ben buradan bir çağrıda da bulunmak istiyorum. Yani Elazığ'da belki bunun sayısı azdır, fazla değil. Ancak deprem ve pandemiyle ilgili birlikte bu biraz daha artış gösterdi. Ben bütün vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Bakın, bizim işte kıraç olan, taşlık olan, kayalık olan ve tarıma elverişli olmayan arazilerde ev yapma imkanımız varken, yapı yapma imkanımız varken birinci sınıf tarım arazisi, tamam kendisine aittir, tapu onundur, saygı duyarız ama bu toprak dediğim gibi gelecek nesillere bırakacağımız topraklardır. Böyle rastgele gelip buralarda izinli ya da izinsiz ev yapma, yapı yapma, betonlaştırma gibi şeylere girmesinler. Çünkü bu topraklar milyonlarca yılda oluşan topraklardır. Kesinlikle. Bir daha da oluşması mümkün değil. Bakın dünya öyle bir yere gidiyor ki, öyle bir yere gidiyor özellikle büyük şehirlerde. Artık bundan birkaç yıl sonra yapılan şehirler yıkılacak, o binalar. Onlar yeniden toprak kazanılıp tarımda kullanılma. Niye bu olacak? Elif Hanım, biz pandemiyle birlikte gıda arzının, tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu bütün dünyaca bir kez daha öğrendik. Yani sizin işte üstünüzde elbiseniz olmayabilir, eviniz de olmayabilir, arabanız da olmayabilir, bir şekilde yaşamınızı sürdürürsünüz. Ama gıda olmadan sizin yaşamınızı sürdürme şansınız yok ki biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gerçekten şanslı bir ülkeyiz. Şanslı bir ülkeyiz. Nasıl? Pandeminin işte Aralık ayında ilk Çin'de görüldükten sonra bizde Mart ayında görüldü 2019'da. Daha ilk vakalar görülmeden Cumhurbaşkanımız teşkilatlara şöyle bir talimat verdi. Asla dedi bu süreçte dedi gıda arzıyla ilgili bir sıkıntı istemiyorum. Bir karış dahi tarıma elverişli olan toprak boş bırakılmayacak. Hepsi ekilecek, üretim devam ettirilecek. Biz ancak ve baktı ki gelişmiş dediğimiz işte efendim gıpta ettiğimiz ülkelerde bile market raflarında insanlar gıdaya ulaşmada zorluk çekerken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın bu öngörüsüyle, teşkilatların çalışmasıyla, Allah hepsinden razı olsun başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hiçbir şekilde bir Allah'ın kulu efendim ben gıdaya ulaşamadım, ben markete gittim makarna bulamadım, buğday bulamadım şunu diyemez. Ki biz hiçbir çok tüketen bir toplumuz. Tabii. Hiçbir sıkıntı yaşamaz. Buğdayın türevlerini, işte bulgurun türevlerini çok tüketen bir toplumuz. Evet. Yani olmazsa olmazımız. Peki efendim, şimdi hazır buradan devam edelim. Tohum dediniz. Şimdi özellikle son yıllarda işte deniyor ki
ithal tohumlar geliyor. İşte bir kere ekebiliyorsunuz. Kalitesi düşük. Tohumun kendisiyle oynanmış. Bunlar ata tohumları değil. Yerli tohumda biz şu an neredeyiz? Bu bahsedilen hibrit tohum denilen tohum nedir? Önce bir onu açalım da sonra bu ata tohumu ne? Onunla devam edelim. Var mı bir problem? Şimdi şöyle, dünya nüfusunun artmasıyla birlikte tüketim miktarı da beraberinde artmış oldu. Yani üretilen ürünler, dünya için konuşuyorum. Üretilen ürünler insan beslenmesine yeterli gelmedi. Eğer biz standart dediğimiz ya da diğer tabirle ata, bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada ata tohumu dediğimiz standart tohum çeşitleriyle biz devam etmiş olsaydık üretime, bizim şu andaki dünya üzerindeki 9 milyar nüfusu besleme gibi bir şansımız yoktu. Onu bir örnekle açıklayalım. Şimdi bizim bazen işte gidiyoruz ya pazarda, diyoruz ki bu bizim pembe domatesimiz. İşte yerli domates, standart tohumdan elde edilen domates. O domatesin en iyi koşullarda dekara verdiği verim 3 ton, 4 ton. Bak. Ama hibrit dediğimiz domates tohumunda kapalı ortamlarda 86 tona kadar elde ediliyor. 86 ton. Açık alanlarda ise yine 30-40 ton civarında siz verim alıyorsunuz. Dolayısıyla hibrit tohumculuk aslında zorunlulukla geçiş yapılan bir süreçtir. Ha. Şimdi keşke biz de ilk başta tedbirimizi alsaydık, ama maalesef hatırlarsanız ta son dönemlere kadar şu denilirdi. Ya efendim, şu İsrail dünyaya tohum satıyor. Evet. Tohumun gramını da altından daha pahalıya satıyor. Doğru mu? Doğru. Ve bize sattığı tohumlar işte dediğiniz gibi işte birileri geniyle oynanmış diyordu. Biri diyordu içine bir şey yerleştirmiş falan. Bu tohum bir daha bir sonraki sene, biz mesela ne yapıyorduk? Annelerimiz, babalarımız tarlada domates yetiştirirken ya da salatalık, hıyar dediğimiz en iyisini böyle çalıyla çırpıyla kapatırdılar. Kimse onu koparmazdı. En son onu alır tohumlukta kullanırdılar. Şimdi standart tohumculukta bu geçerlidir. Ancak hibrit tohumda diyorduk İsrail içine bir şey koymuş. Bizi kendisine bağlı kılmak için. Biz çünkü hibrit tohumun ne olduğunu bilmiyorduk. Sonra yani bunu gerçek söylüyorum. Bu 2000 yılından sonra kamu özel sektör işbirliğiyle hibrit tohumculuğun ülkede geliştirilmesiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldı. Eskiden %100 İsrail ve diğer ülkelere bağlı olduğumuz tohumculukta şu anda %70'in üzerinde kendi yerli milli tohumluğumuzu kullanıyoruz. Bir de şu yanlış anlaşılmayı da ortadan kaldırmak lazım. Geni değiştirilmiş tohumculuk vardır. Ancak Türkiye'de bu yok. Özellikle soya'da, Mısır'da, Amerika başta olmak üzere birkaç ülkede yapılıyor. Türkiye'de buna yönelik izin yok. Bizim geni değiştirilmiş tohumluğumuz yok. Biz hibrit tohumumuz var. Hibrit tohum nedir? İki tür arasındaki melezlemedir. Domatesin A çeşidiyle B çeşidini birbiriyle melezlediğiniz zaman birinin dayanıklılığı, birinin verimi, birinin boyu, birinin işte hastalığa, zararlığa dayanıklı genleri orada çapraz şeyle geçiş sağlıyor. Yani özür doğal bir hocam, melezlemeden bahsediyorum. Özür dilerim. Yine netleştirmek adına bilgi eksiğim de varsa, yanlışsa da düzeltelim. Tohumda da dişi erkek var mı? Yani o melezleme o mu oluyor? Tabii tabii. Dünyadaki bütün canlılarda dişi ve erkek olay vardır. Bu bitkide de böyle, hayvanda da böyle, yani her türlü canlıda. Dolayısıyla ben 10 yıllık ıslahçıyım. Yani aslında araştırma enstitülerinde çalışmış, bu yeni çeşitlerin geliştirilmesinde emeği olan bir insan. Benim şu anda kendime ait buğday çeşidim var. Diyarbakır Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden. Ve Allah razı olsun, halen de onunla ilgili bu ıslahçı hakları adı altında bizde yılda bir sefer bir de belirli bir miktarda para da gönderiyorlar. Allah devlette zeval vermesin, ondan da şeyimiz var. Şimdi orada çalıştığım için biliyorum, erkekle dişi mesela diyelim ki A çeşidinin erkeğini ayırıyoruz. Normalde o kendi kendini döllüyor. Yani kendi erkeği dişisini döllüyor. Onun erkeğini daha döllenme gerçekleştirmeden oradan uzaklaştırıyoruz. Sadece dişisi kalıyor. Diğer o melezlemek istediğimiz şeyin de erkeği burada rüzgarla ya da suni şeyle, tamam mı? Bunun erkeğini buna tozlayıcı olarak verdiğimizde ikisinin özellikleri birleşiyor. Ondan sonra ne yapıyoruz? Seleksiyon dediğimiz şeye gidiyoruz.
O elde ettiğimiz F1'lerde en iyi bitki olan, en iyi boyu olan, işte hastalığa yakalanmayan, böyle onun belirli bazı parametreleri var. O parametrelere göre içinden her yıl en iyisini seçiyoruz ve en sonunda diyoruz ki evet, bu domates ya da bu buğday ya da bu arpa en iyi çeşittir. Bu çeşidin tohumunu üretip piyasaya sunuyoruz. Hibrit, hani İsrail şeyinden gelelim, hepimizin bildiği aslında katırdır. Yani özür dilerim, yani atla eşeğin çiftleşmesinden katır meydana geliyor. Katır verimsizdir, dözsüzdür, dölü yoktur. Domates de aynı onun gibidir. Biber de aynı onun gibi. Karpuz, kavun, aklınıza ne gelebiliyorsa. Hibrit dediğimiz odur aslında. Peki. Dolayısıyla hibritin, şunu özellikle söyleyelim Elif Hanım. Hibritin insan sağlığı üzerinde doğal melezlemeyle elde edilmiş, hibritin insan sağlığı üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yok. Dolayısıyla bununla ilgili işte herkes bir şeyler söylüyor, öyle değil. Ancak şunu da unutmayacağız. Yerli ve milli tohum diyoruz ya, biz bunu da bırakmıyoruz. Ne yapmışız? Bakanlık olarak biz şu anda 3 tane gen bankası kurmuşuz. Bu gen tohum gen bankası. Bunlar da Türkiye'nin her yerinden yerli ve milli tohumlarımızı toplamışız. Orada muhafaza ediyoruz. İşte biraz önce söylediğim çalışmalarda biz bunları kullanıyoruz. Kendi standart tohum. Ancak şey olarak da tat, lezzet ve aroma açısından o eski standart tohumluklarımızın, milli ve yerli tohumluklarımızın üretim miktarlarının arttırılması için de ayrı çalışma yapıyoruz. Yani onları tamamen bir tarafa atmıyoruz. İkisinin de bir arada yürümesi gerekiyor. Onun bilgisini verelim. Peki efendim. Şimdi biraz da seri gidelim. Bu arada sorularımız da geliyor. Unuttuk söylemeyi. Sizler de programımıza ortak olabilirsiniz sayın seyirciler. Arkadaşlarım ekranı da getiriyor ara sıra. WhatsApp iletişim hattımızdan görüşlerinizi, varsa sorularınız sayın müdürümüze, oradan da alabiliyoruz. Okuyacağım hocam birazdan. Ama biraz da seri gidelim. Sebzecilik ve meyvecilikte nasılız? Durum ne Elazığ'da? Şimdi biz özellikle sebze noktasında Elif Hanım, bunu gururla söylüyorum. Yani hem seracılıkta, yani örtü altı yetiştiricilikte, hem de açık alanda bölgenin liderliğini yapan bir iliz. Yani buradan Doğu Anadolu'nun bütün illerine açık tarla döneminde Elazığ'dan sebze gider. Örtü altı yetiştiriciliğin meyvesinin alındığı, hasadının aldığı dönemde yine Elazığ'dan Erzurum'a, Kars'a kadar bu bölgeden sebze gider. Dolayısıyla sebzede iyiyiz. Ancak sebzede dediğim gibi yine suyun olmadığı yerde siz sebzecilik yapamazsınız. Çünkü sebze suyla yetiştirilen bir bitkidir. Dolayısıyla domateste son dönemlerde bir de biz şöyle bir hamle yaptık. 2 yıl oldu, 3. yıla gireceğiz. Biz dünyanın birçok ülkesine Elazığ'da yetiştirilen domateslerimizin, biberlerimizin kurutmasını organik bir şekilde Elazığ'da ambalajlayıp buradan ihracata gönderecek şekilde dünyanın birçok noktasına gönderdik. Dolayısıyla bu ne yaptı? O domatesteki üretim alanlarını biraz daha arttırdı. Niye? Kurutmalık olanların katma değeri ve çiftçiye kazancı biraz daha fazla. Yani taze olarak sattığında maalesef üretici çoğu zaman belki para kazanamıyor. Ama kurutmayla birlikte kazancı biraz daha arttı. O yönüyle şeyde. Seracılıkta bizim bakanlığın %50 kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde yapmış olduğu destekler de şu anda Elazığ'da 1000 dekarı aştık. Yani örtü altı yetiştiriciliği de 1000 dekarın üzerinde, özellikle salatalık, domates ve biber yetiştiriciliğinde yapıyoruz. Meyvecilik kısmına gelince bizim meyvecilik biliyorsun Elazığ'ın iklimi buna uygundur. Harput kirazı bugün kalite anlamında dünyanın en kaliteli kirazı. Kirazla ilgili Harput bölgesinde ayrı mikroklimada çalışmalarımız var ve bahçe sayısı gitgide artıyor. Özellikle meyvecilikte artış gösterdiğimiz en önemli bitki badem yetiştiriciliği. Evet. Alın ve Keban ilçelerimiz başta olmak üzere bizim eskiden badem sadece sinor dediğimiz ya da tarla sınırı dediğimiz sınırları belirlemek için dikilen ağaçken şu anda biz 20 bin dekarın üzerinde kapama badem bahçeleri oluşturduk ve yıllık rekoltemiz iklime göre değişmekle birlikte 5000 tonlara yaklaştı. Şimdi ne yapıyoruz? Müteşebbis marifetiyle bu yetiştirilen bademin kabuklu olarak satışı değil, bunun
işlenmiş haliyle Elazığ'dan pazara sunulmasına yönelik bir çalışma yapıyoruz. Dolayısıyla cevizde hakeza böyle bir çalışma, özellikle DAP'tan ve bakanlıktan aldığımız desteklerle yeni bahçelerin kurulumlarını gerçekleştiriyoruz. Bu sonbahar döneminde de şu anda arkadaşlarımız müracaatları alıyorlar. 100 bin kök civarında bir badem desteğimiz olacak. Yine 20 binin üstünde bir ceviz fidanı desteğimiz olacak. DAP'tan aldığımız şeylerde 10 dönüm ve üzeri bahçe kurulumu şeklinde desteğimiz olacak. Yani meyvecilik ve sebzecilikte Elazığ belirli bir noktada ama sürekli artarak devam ediyor. Peki. Efendim, su ürünlerinde de aslında son yıllarda özellikle etrafımızın sularla çevrili olması, balıkçılık kültürünün gelişmesiyle de çok önemli bir noktaya geldik alabalık üretiminde. Şu an durum nedir? Şimdi Elazığ'da aslında Keban Barajı, işte malumunuz, 1974 yılında su tutmaya başladı. 2006 yılında bu su ürünleri üretimi serüveni Elazığ'da ilk olarak başladı. O yıllarda 1-2 firmayla 300-500 tonluk bir üretim varken geçen yıl biz 21.500 ton üretimle Türkiye'de iç sularda en fazla alabalık üreten il olarak birinci sıradaydık. Ve sahip olduğumuz Keban, Karakaya, Özlüce, işte Hazar Gölü gibi barajlarımız ve göletlerimiz de kaliteli suyun olmasından dolayı yetişen alabalığın da kalitesi aynı şekilde yüksek. Biz bir de bu alabalıktan sonra, şimdi somon dediğin zaman aslında Elazığ normalde hiç akla gelmez ama biz geçen yıl 7000 ton somon balığını Japonya, Rusya ve Hollanda başta olmak üzere birçok dünya ülkesine direkt Elazığ'dan ihracatını yaptık. 2 yıl önce Japon heyeti Elazığ'a geldiğinde ben kendim onlara eşlik ettim. Japon heyetinin Elazığ Keban'da görmüş oldukları somon balığının kendileri için en uygun, onlar renk skalasına bakıyorlar. Biliyorsunuz sushi'de kullanıyorlar onlar şeyi. Dolayısıyla orada ilk gördüklerinde hemen ilgili firmayla sözleşme yaptılar ve Elazığ somonunu almaya başladılar. Şu anda da onlara gitmeye devam ediyor. Dolayısıyla alabalıkta biz iyi bir yerdeyiz, somonda iyi bir yerdeyiz. Ama yeterli midir? Kesinlikle değil. Çünkü bizim sahip olduğumuz su kaynaklarında üretebileceğimiz alabalık miktarı bilimsel olarak 150 bin ton civarında. Bizim şu anda kurulu olan 35 bin ton, ürettiğimiz en son işte geçen sene 21.500 ton. Tamam, Türkiye birincisiyiz ama yani bizim 150 bin ton kapasite varken niye 21 bin ton üretelim? Bu yeni istihdamlar, yeni üretim alanları. Şunun da müjdesini vereyim. Elazığ'da bu sene iki tane özellikle Azeri soydaşımız, yabancı firma geldi. Üretim alanlarını da kendilerine tahsis ettik. Çünkü burada lokomotif çok önemlidir. Evet. Yani küçük balıkçı bazen tıkanabiliyor. Bunların da buraya yatırım yapmasıyla birlikte ben inanıyorum ki 2-3 sene sonra Elazığ bu noktada daha da fazla isminden söz ettirecek. İnşallah. Efendim, programın da sonuna doğru geliyoruz ama bir iki mesaj var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bir izleyicimiz Karamürsel'den yazıyorum demiş. Sanıyorum Kocaeli Karamürsel. Demiş ki gübre fiyatları aşırı derecede yükseliyor. Her yıl gübreye %100 zam geliyor. 5-10 yıl sonra bir maaşımız ile bir torba gübre alabileceğiz. Bunun bir çözümü yok mu hocam? Bu gübreyi kendimiz üretemez miyiz? Hayırlı akşamlar. Eğer kimyevi bir gübre ise zaten sanıyorum bir ona fosfat giriyor ve o da sadece Mardin'de çok az çıkıyor bildiğim kadarıyla. Hayvan gübreleri çok pahalı, özellikle güvercin gübresi. Şimdi şöyle, aslında takip ettiğim doğru söylüyor. Yani o noktada benim çiftçiye, üreticimize katılmama gibi bir şansım yok. Çünkü realite var. Yani evet, geçen sene işte bir birime aldığı gübreyi şu anda dört birime alıyor üreticimiz. Ancak şunu takip edersek, aslında bu olumsuzluğun sadece Türkiye sınırları içerisinde olmayan, bütün dünyada gübrenin ham maddesinden kaynaklı, tamam mı, fiyat mekanizmasının artışından dolayı meydana geldiğini herkes görecek. Ha, biz de bakanlık olarak biliyorsunuz geçenlerde yine bununla ilgili olağanüstü bakanlar kurulunda da bu tartışıldı. Yani bu gübre fiyatlarının en azından sübvanse edilmesi. Yani siz o fiyat mekanizmasının önüne geçemezsiniz. O bir gerçekliktir. Ancak devlet olarak bunu sübvanse ederek en azından bunun çiftçiye olan yansımasını
azaltmaya yönelik bazı çalışmalar yapıldı. Yakın zamanda da inşallah bunun fiili durumunu da bir sahada göreceğiz ve çiftçilerimizi bu desteklerle buluşturacağız. Dolayısıyla umudumuz ve temennimiz odur ki dünyadaki bu dalgalanmalar bir an önce otursun. Biz de o dalgalanmalardan aldığımız olumsuz etkileri azaltacak bazı tedbirlerle inşallah gübreyi çiftçinin daha rahat, daha uygun fiyata ulaşabileceği, tarlasına atması gereken gübre miktarı, şimdi bizi şöyle bir risk bekliyor. Gübre fiyatlarının artmasıyla birlikte çiftçi tohumu bir şekilde bulup toprakla buluşturuyor. Ancak gübresini atmadığı zaman o tohumdan biz istediğimiz verimi alamayacağız. O yüzden biz bu risklerin hepsini biliyoruz. Bunların tedbirlerini almak için tabii biz yerelde hani bunun tedbirini alma gibi şansımız yok ama hükümetimiz ve bakanlığımız bu noktada ciddi çalışmalar yürütüyor. İnşallah yakın zamanda bunların sahadaki etkinliğini de hep birlikte hissedeceğiz. Evet. Bir izleyicimiz de demiş ki muhtemelen neticede DSE ile de paralel çalışıyorsunuz özellikle sulama göletleri ile ilgili. Merkez Gökçe Barajı ile ilgili bir gelişme var mı? Müdürüme sorar mısınız? Teşekkür ederim demiş bir izleyicimiz. Şöyle, bu yıl işte 2022 yılı projelerinin bütçelendirilmesinde aldığımız bilgiye göre, birebir bizim sorumluluğumuzda olmadığı için şey yapamıyoruz ancak birçok barajımız ve sulama göletimiz inşallah 2022 yılı yatırım programlarına alınacak. Bütün vekillerimiz bu noktada çok ciddi çalışma yürütüyorlar, lobi yapıyorlar. Evet. Dolayısıyla bunların çalışması inşallah ben inanıyorum ki merkezi bütçelendirmede yer bulacak ve bu barajların çoğunun ihalesi 2022 yılında yapılacak. İnşallah. Bir izleyicimiz de demiş ki Elazığ ilimizin çevresi barajlarla çevrili ama barajlarımızda levrek balığı yok. Levrek yavrusu bırakılamaz mı ama bildiğim kadarıyla tuzlu su balığı evet. Levrek. Şimdi bu tabii bilimsel bir şeydir. Biz eğer keşke olsaydı onun da yavrusu. Biliyorsunuz biz bu yıl daha önce DSE UTES'inde olan ve bize devri gerçekleşen Keban'daki su ürünleri üretim tesislerinde 15 milyon aynalı sazan yavrusu üretimi yaptık. Elazığ 2,5 milyon, Elazığ'ın göletlerine, barajlarına 19 ile de yine buradan toplamda 15 milyon yavruyu gönderdik. Bununla ilgili arkadaşlar çalışıyor. Uygun olan türlerle ilgili de önümüzdeki dönemde yavru üretiminin yapıp göletlere salınması söz konusu olacak ama levrek burada olmuyor işte. Evet. Siz dediniz zaten. Tuzlu su balığının evet. Tatlı suda yetişmesi söz konusu değil. Peki hocam son 1,5 dakikamız. 30 saniyesini ben alacağım ama 1 dakikada endemik bitki türünde Elazığ'ın durumu nedir? Tescillediğimiz ürünlerimiz var mı? Çok kısa alalım. Şimdi endemik bitki dediğimiz aslında bir bölgede yetişen, diğer bölgelerde yetişmesinin mümkün olmadığı şeyler. Mesela bizim bu tıbbi aromatik bitkileri konuştuk. Özellikle boya bitkilerinde çivit bitkisi dediğimiz bir bitki var. Maden Sivrice bölgesinde endemik bir bitkidir. Endemik bitkiden ziyade bizim coğrafi işareti aldığımız tarımsal ürünlerimiz var. Mesela üzümü hiç konuşmadık. İşte malumunuz geçenlerde evet. Festivalini de yaptık. Emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Bizim öküz gözü, boğaz kere gibi dünyaya mal olmuş. Bakın dünyaya mal olmuş marka değeri olan coğrafi işaretli üzüm çeşitlerimiz var. Bizim Ağın ilçemizde coğrafi işaretli olan Ağın leblebimiz var. Küçük tüylü nohuttan elde ettiğimiz. Evet. Yine bu üzümden elde ettiğimiz orciğimiz var. Coğrafi işareti aldığımız. Gezin fasulyemiz var. Gezin çileğimiz var. Yani buna benzer Şavak tulum peynirimiz var. Şavak koyunundan elde ettiğimiz. Dolayısıyla Elazığ'a has olan bu tarz ürünlerimiz var. Ve gün geçtikçe bunların sayıları inşallah artıyor. Peki. Menceki buğdayının biliyorsunuz geçen hafta işte basına evet. Yansıdı. Sanayi Ticaret Odamızla işbirliği içerisinde çalışmasını bekliyoruz. Yaptığımız tabii 4000 yıllık geçmişi olan Menceki buğdayının Elazığ has ürün olduğunu yine tescilini yaptırdık. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. Aslında konuşacak çok şey var ama bunu bir girizgah olarak kabul evet. edelim. Bir dahaki programda çok daha geniş detaylı konuşuruz. Diliyoruz bol, bereketli, Allah'ın rahmetinin de bahşettiği su problemi olmayan, verim problemi olmayan bir yıl ve İnşallah. Yıllar geçiririz hem ülke olarak hem Elazığ olarak. Özellikle siz de bahsettiğiniz pandemi döneminde aslında üretimin ne kadar önemli olduğunu, yerli üretimin bir kez daha gördük. Diliyoruz çiftçimizin de bu yıl bereketi bol olur. İnşallah. Size de kolaylıklar diliyoruz. Biz de aynı şekilde çiftçi ve üreticilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyoruz. Bir de bir duyuru daha yapmak Buyurun. İstiyorum son olarak.
2 gün önce resmi gazetede yayınlanan tebliğle kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde ekonomik yatırımlar, makine ekipman desteği tebliği yayınlandı. Kasım ayının sonuna kadar müracaatlar devam ediyor. %50 hibeyle bundan istifade etmek isteyen vatandaşlarımız, üreticilerimiz il teşkilatımıza müracaat ederek bundan faydalanabilirler. Dolayısıyla bunun duyurusunu da yapmış olalım. Ben tekraren bizlere bu fırsatı verip bizi üreticilerimizle buluşturduğunuz için sizlere ve sizlerin nezdinde Kanal 23 ailesine hepsine teşekkür ediyorum. Ekranların başında bizleri izleyen bütün seyirci ve vatandaşlarımıza saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Suçu lisan ettiysek affola. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de verdiğiniz bilgiler için sağ olun efendim. Sizlere de teşekkür ediyoruz sayın seyirciler. Bizleri evlerinize bu haftada, bu akşamda konuk ettiğiniz için tüm ekip arkadaşlarım adına da hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.